Muhterem kardeşlerim, atarlar sengi tarizi, drahtı meyvadar üzere demiş Osmanlı şairlerinden birisi. Kıymetli yere hücum çok olur. Yani kıymetli şeyin düşmanı çok olur. O bakımdan İslam dininin de karıştırıcıları çok. İslam dininin hasımları Müslümanlığın karşısına doğrudan doğruya çıkamazlar. Çünkü pırıl pırıl bir din. Kale gibi sağlam, itikadı güzel, ananesi güzel, kitabı güzel, efendim peygamberi güzel, peygamberinin hayatı güzel tespit edilmiş, rivayetler sağlam, gık diyemezler. Hindistan'da Hintlileri Hristiyan yapmak için oralara yerleşmiş, teşkilat kurmuş olan kilise teşkilatıyla Hindistan'ın Müslümanları ve Nakşi tarikatının büyüklerinden Rahmetullahı Hindi Efendi, efendim karşı karşıya gelmişler, mücadele ediyorlar. Bizimkiler İslam'ı şey yapmaya çalışıyor, efendim geliştirmeye, korumaya çalışıyor. Ötekiler Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlar. Bir şey var, imanla küfrün daima bir çekişmesi, mücadelesi ve Müslümanların din düşmanlarına karşı devamlı bir cihadı var. Peki demiş, hadi bakalım halkın karşısında bir münazaraya var mısınız? Siz de çıkın halkın karşısına, ben de geleyim, efendim toplanalım, meseleleri halkın karşısında bir müzakere edelim. Var mısınız? Kaçamamışlar. Peki demişler. Onun üzerine orada toplantılar yapılmış. Bu toplantılarda efendim çeşitli meseleler görüşülmüş. Bizim rahmetullahi Hindi Efendi, Allah rahmet eylesin, gariki rahmet eylesin, onların İncil'lerinden, onların kitaplarından da deliller getirerek Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olmayacağını onlara kendi delilleriyle ispat ederek, İncil'in efendim değiştirildiğini ispat ederek, Kur'an-ı Kerim'in hak kelam olduğunu ispat ederek, İncil'de ve Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeleyerek, daha başka böyle sağlam şeylerle karşısındaki papazlar heyetini münazarada perişan etmiş. Ondan sonra kiliseden bir haber gitmiş ki bundan sonra Müslümanların karşısına direkt geçip de doğrudan doğruya münazara, münakaşalara efendim girmeyin. Oturumlara girmeyin diye. Neden? Onlar böyle dolandırarak, arka taraftan sezdirmeden, aldatarak o tarzda ancak şey yapabilirler. Yani ilk önce Müslümanı diyorlar, dininden soğutursunuz diyorlar yavaş yavaş. Ondan sonra onu gevşek ya ortada böyle bulduğunuz zaman, kopmuş olarak bulduğunuz zaman yavaş yavaş alıştırırsınız. Doğrudan doğruya Hristiyanlığı onlara telkin etmeyin. İlk önce sizin örfünüzü, sizin adetinizi, sizin annenizi, sizin zevkinizi onlara yavaş yavaş telkin edin. Onlar o hale gelsin ki sizin gibi giyinsin, sizin gibi düşünsün, sizin gibi otursun, sizin gibi kalksın, sizin gibi yesin, sizin gibi yatsın, sizin gibi uyusun, uyansın, sizin gibi gününü yaşasın. Kalkış saatleri, yatış saatleri, zevki, misafirliği, çalışması, iş hayatı, her şeyi size benzesin. Sadece işin bir at koyması kalsın. Bu adam Müslüman mı, Hristiyan mı? Güya Müslüman ama her şeyi Hristiyanlığa benzemiş. Bir adım. Ondan sonra iti verirsiniz arkasından, bir adımı daha atar. Oldu Hristiyan, boynuna haçı geçirir, tamam. İlâ cehenneme zümera. Yani metotları bu. Metotları bu olduğu için, doğrudan doğruya gelemedikleri için Müslümanların da uyanık olması lazım. Hiç ummadığın yerde bir şey çıkartırlar. Yani bir başka oyun çıkartırlar. Bir başka yoldan gelirler insanın karşısına. Bilimsel bir heyet. Türkiye'ye mesela geldiler. Orta Doğu Middle East Technical University. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kurulduğu zaman barış gönüllüleri geldiler. Bak isim ne kadar güzel. Barış. Sevimli bir şey. Demek ki harp yok, barış var. Çok tatlı, maşallah, maşallah. Kaymaklı. İyi. Ondan sonra bir de gönüllü. Ha, gönül kelimesi zaten tatlı bir kelime. Bir de bir insan bir işi gönüllü yaparsa, parasız yaparsa kahraman olur. Gönüllüymüş maşallah filan diye. Yalan. Cepleri para dolu. Teşkilat paraya yağıyor. Nereden gönüllü? Hem cebi para dolsun hem gönüllü. Ama işin ortaya konuluş tarzı böyle. Barış gönüllüsü. Mardin'e gittiler, Diyarbakır'a gittiler, bizim gitmediğimiz köylere, kasabalara gittiler. Oradaki kiliseleri gördüler, bizim halkımızın arasında yaşayan azınlık cemaatleri gördüler, onlarla ilgi kurdular, onlara yardım ettiler. Efendim, üniversitede çocuklara İngilizce öğretmek şeyiyle sokuldular üniversiteye. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne İngilizce öğreteceğiz diye sokuldular. Tabii kendisi İngiliz, Amerikalı olur da
İngilizceyi öğretirse telaffuzu güzel olur, öğretmesi güzel olur filan diye. Hem de bunlar madem barış gönüllüsüymüş filan diye millet, efendim, ilgililer, büyük veballer yüklendiler. Onları oralara tayin ettiler. Onlar orada bizim çocuklarımıza ters şeyler telkin ettiler, ters akideler telkin ettiler ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi anarşinin merkezi oldu mu? Oldu. Biz olmadan evvel, seneler önceden söyledik. Bu barış gönüllülerin niyeti kötüdür. Kimse dinlemedi. Ya işte bunların maksatları Hristiyanlığı yaymak. Kimse dinlemedi. Çünkü milletin, yani o işlere karar verecek şahıslar kimlerse, o tarakta bezi olmadığından aldırmıyor. Veyahut rüşvet alıyor. Veyahut daha başka bir menfaati var. Veyahut anası babası kanı bozuk. Bir şey var. Bizim yüreğimiz yanıyor. Biz şıp diye anladık. Halktan olduğumuz halde şıp diye anladık. Bu adamların niyeti kötü. Anadolu'yu kasaba kasaba dolaşıyorlar. Ellerinde çantalar, broşür dağıtıyorlar. Niyeti kötü. Biz anlıyoruz ama ötekiler tıs, ses çıkmıyor. Sonunda ne oldu? Sahır Sultan'ın da duyacağı hadiseler oldu. Körün bile göreceği hadiseler oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilim yuvası oldu, bir anarşi yuvası. Bellerinde çifte tabancalar, efendim, bahçesinin içinde gizli, efendim, mağaralar, mağaraların içinde silahlar, efendim, en büyük anarşistler, sonra polislerle, jandarmayla çatışan anarşistler oradan çıktı, bölücüler oradan çıktı, efendim, komünistler oradan çıktı. Ha, demek ki sonunda bizim dediğimize geldiler. Geldiler ama ba'de harabil Basra diye bir söz vardır eski yazıda. Geldi ama Basra'nın harab olmasından sonra geldi demek yani. Oldu ama neden sonra oldu? Yine de bizim anladığımız manada bu işi tam düzenleyemediler. Yine de biz kötüyüz, onlar iyi. Gördün mü şimdi barış gönüllüsünü, bak ne kadar anarşist yetiştirdi. Türkiye'de bizim devleti Aliye'miz kocaman bir devlet iken, Balkanlara da sahip iken, Tuna vilayetimiz bizimken, Mora vilayeti bizimken, efendim, üç kıtaya yayılmış durumdayken, Türkiye'de Amerikalılar eğitim müessesesi kurdular. Adı eğitim müessesesi, papaz teşkilatı. Papaz teşkilatı, orada eğitim yaptılar. Herkes de, zenginler, paşazadeler, çocuklarını iyi eğitim yapıyor diye oraya verdiler. Oraya verdiler. Ama protestan teşkilatı, orada yetişen şahıslar, gayrimüslimlerin, azınlıkların çocukları vesaire, gittiler kendi memleketlerini bizim ülkemizden, devletimizden koparmak için istiklal mücadelesini yaptılar. O kolejden Bulgaristan'ın istikrarı için çalışan komiteciler çıktı. Yunanistan'ın istikrarı için çalışan komiteciler çıktı ve bizim ordularımızla çarpıştılar. Yani koynumuzda yılan beslettirdiler bize. Ama ne diye şey yaptılar? Doğrudan doğruya ben buraya Hristiyanlığı yayacağım diye girse belki hayır der. Üniversite kuracağım diye girdi. Üniversite kuracağım diye girdi. Dolambaçlı yoldan orada azınlıkları tahrik ettiler. Bizim memleketteki bugün azınlık ve bölücülerin yetişmiş azılı elemanlarının çoğu gene orada okumuştur. Kaynaklık etmiştir. Profesörler konferanslarında bildiriyorlar bu meseleleri. Orası kaynaklık etti. Onun için muhterem kardeşlerim, söz sözü açtı da nereden nereye geldik ama bunların hepsi konferanslarla, profesörlerin konuşmalarıyla, devletin şeyleriyle, sonra gazetelere düşmüş hadiselerle sabit. Bize iman lazım. Bize İslam lazım. Biz dinden, imandan, İslam'dan ayrıldık mı hiç kimsenin bize dostluğu olmaz. Gazeteleri okuyorsunuz, görüyorsunuz. Ya müttefikimiz niye böyle bize yapıyor? Böyle niye yapıyor? Yapar. Gavurdan dost, domuzdan post olmaz. E hocam hıkmık filan deme işte. Bak hadiseler nereye getiriyor. Bizim zaten onlara eskiden beri itimadımız yok. Dedelerimiz ne güzel koymuşlar kaideyi. Hazır ol cenge, eğer istersen sulhu salah. Kendin hazırlıklı olacaksın, kendin kuvvetli olacaksın. Paçayı kaptırmayacaksın. Üniversitede diye açarlar, anarşi yuvası yaparlar. Doktor gönderiyorum derler, din propagandası yaparlar. Barış gönüllüsü lisan öğreteceğim der, anarşist yetiştirir. Arkeolojik kazı yapacağım der, hainlik yapar. Yaptığı kazıdan
hazineleri dışa kaçırır. Türkiye'nin bütün arkeolojik zenginlikleri efendim yıllar boyu kaçırılmıştır. Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, Boston Müzesi'ne falancaya filancaya kaçırılmıştır. Hala kaçırılıyor. Hala da uslanmıyoruz. Hala gayrimüslimleri kazılarda kullanıyoruz. Ya dört başı mamur böyle sadık, dürüst, sağlam imanlı insanları koy şu işin başına. Böyle oradan buradan rüşvet alıp şey yapan insanları koyma. Gayrimüslimleri şey yapma. Efendim nezaret eden birisi var. Nezaret eden de rüşvetle kandırırlar. Hazineleri alır gene götürürler. Gene götürürler. Ben bir bina gördüm şu Laleli'nin arka tarafında. Apartmanların arkasında 100 yuvarlak mermerden bir bina ki bizim bu caminin 5'i 6'sı gibi böyle büyüklükte bir şey. Bu nedir filan diye etrafında dolandım. Meğer Bizanslılardan kalma çok acayip bir binaymış. E ne oldu şunun şurasından bir yerinden girebilir miyim filan derken dolaşırken bekçinin birisi geldi. Nedir hocam filan dedi. Ben dedim bu binayı merak ettim. Neyin nesiymiş? Vallahi bilmiyorum dedi. Burada dedi Almanlar kazı yapıyorlardı dedi. Sonra yaptılar kazıyı dedi. Ondan sonra dedi şantiyeyi yaktılar, kayboldular ortalıktan dedi. Şantiyeyi yaktılar, kazı şantiyesini yaktılar, kayboldular dedi. Demek ki neler buldu, kaçırdı gitti. Sen onu oraya bırakırsan öyle olur. Oraya sağlam adam koyacaksın. Her yere sağlam adam koyacaksın. Sağlam adam koymadığın zaman bir hile olur. Bize, bizim memleketimize Müslüman yarar. Müslümandan gayrisi bize yar olmaz. Oyun eder. Sen bağrına basarsın, vatandaştır dersin. Canım biz din farkı gözetmiyoruz dersin. Efendim bağrına basarsın, onun aklı öbür taraftadır. Senin yüzüne güler, arkandan kuyunu kazar. Onun için uyanık bulunalım muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri Müslümanlara basiret vermiştir, feraset vermiştir. İyi Müslüman olursak Allah feraset de verir. Hakkı hak olarak görürüz, icra ederiz, batılı batıl görürüz, korunuruz. Memleketinizin meselelerine sahip çıkın. Bu memleket kimin? Sizin. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Oho, ev sahibinin bir şeyden haberi yok. Kapılar açık, pencereler açık, giren belli değil, çıkan belli değil, alınan belli değil, yağmalanan belli değil. Ne biçim sahiplik bu? Efendim işte ama bir de bunun vebali var. Sana deden bu memleketi emanet vermedi mi? Emanet verdi. Peki emaneti niye kollayamadın? Bu konağın hali ne? Ne kapı kalmış, ne pencere kalmış, ne eşya kalmış, hepsi yağmalanmış. Hani senin şeyin, sahipliğin, görevin böyle sorgu sual olur. Onun için memleketinizin her şeyine sahip çıkın. Orada onların kilisesine girmek istesen istedikleri kıyafeti giydirtirler sana. Buraya turist geliyor, baldırı çıplak, bacağı çıplak. Efendim bizim müezzin efendiler, cami görevlileri eğiliyorlar önünde. Efendim pabucunu çıkartmıyor, pabucunu da pabucuyla beraber giydiği bir terliği önüne sürüyor. Ne münasebet, çıkarsın kepaze. Giyinsin, sonra girmesin, uzaktan baksın. Ki uzaktan baksın, yani biz ne karar verirsek öyle yapar. Geliyor, namaz vaktinde öne kadar geliyor, insanın namazına şeyine zararı vardır, açık saçık oturuyorlar orada. Onun için Allah şuur versin, her meselemize sahip olalım.